Kızlık zarı dikimi ofis şartlarında yaklaşık 30 dakika süren lokal anestezi ve artı sedasyon anestezi ile yapılan özel sütürler dediğimiz dikişlerin kullanıldığı teknikle yapılmaktadır. Burada kızlık zarı dikiminin doku özelliğine göre kişiden kişiye değişmek üzere zarın geride olması, önde olması, kalın olması, esnek olması, ilave vajinanın geniş olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak flap yöntemi, daraltma, askı pek çok yöntem bir arada veya herhangi birisi kullanılabilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın muhakkak bir veya iki ay sonra kontrol yapılması kızımızın yararına olacaktır. İşlemin sonucunun mutlaka görülmesi lazım. Çünkü diktiğimiz anda yaptığımız işin aynı şekilde sonuçlandığının bir tek kanıtı olacaktır ki iyileşme tamamlandıktan sonraki görüntü. Genellikle kızlarımız şunu sormaktalar, dikimden sonra nelere dikkat edeceğiz diye. En temel şey genital bölge üzerine baskı olmayacak, aşırı ağır kaldırma, ıkınma gibi durumlar olmayacak ve de genital temizlik ılık suyla ve önden arkaya şeklinde baskı uygulamadan olacak.